Merhabalar, İmparator Osmanlı serimizin dördüncü bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Allah'a şükürler olsun, yeni bir video. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Akdeniz'de haçları geri püskürtmüştük. Haçlı donanmalarını püskürttük. Kaptanımız kimdi? Yunan asıllı bir kaptanımız vardı, Gracchares. Şimdi yapmamız gereken birçok iş var. Ruslar Kırım'ı ele geçirdiler. Kırım'a hemen kayıklarımızı göndermeliyiz. Ama bu kayığımızı değil, şuradaki kayığımızı. Hemen limanı kapatalım, Karadeniz'e çıkamasınlar. Buradaki ordumuz saldıramaz. Bu ordu yeterli gelmez düşmana bitirmeye. Yeniçerilere ihtiyacım olacak. Yeniçerilere alayım ben. Şöyle alayım. Gemilerle alayım ki karadan ilerlemeler uzun meşakkatli olacaktır. Meşakkatli olacağı için karadan denizden ilerlemek daha müspet bir netice verecektir. Şimdi ordumuz takviyelerini almış mı bakalım. Takviyelerini almış. Allah'a şükür. Hemen birleşsin ordularımız. Erdal, buradan vergiyi kapatabiliriz aslında. Ancak tabii ki isyan çıkıyor. Buraya Semeniler bırakabiliriz. Araplardan asayişi sağlaması için Arap halkımızın Arap kısmını Arap askerleri bırakabiliriz yani asayiş sağlaması açısından. Şöyle vergileri kapatmaya çalışalım. Evet lordum. Diğer ordumuzla da ilerleyelim. Hemen şöyle ordumuz gelsin. İlyas Paşa önderliğinde. Evet. Ölümle oynuyorum. Habsburgların üzerine de Emirlerini ajanlarımızı salmaya devam uygulayacak değil. ediyoruz. Bir tane daha ajanım var. Onu da Habsburgların üzerine salayım. Karanlıkta bekliyorum. Şimdi yapmam gereken bayağı iş var. Şöyle bey köşkünü geliştirelim yine. Beyler beyimizin yani valilerimizin çalışması, iyi çalışması, verimli çalışması bizim için önemli. Gelirler bayağı bir düştü. Şöyle bir divana Humayun'a baktığımız zaman şöyle bir değişiklik yapacağız. Evet, divana Humayun bu şekilde. Şimdi vergileri alabiliriz aslında ama biraz daha beklesin ya, biraz daha beklesin. Tüccar gemilerimizi biriktirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz Fransızlar İnebahtı Savaşı'nı Osmanlı'yı yendikleri için açtılar. Fransızların Versay Sarayı'nda İnebahtı tablosu var. Osmanlı'yı yendik diye. Bugün hala günümüzde o tablo durmakta. Lehlerden savaş ilanı. Kral August. Halbuki Kral August'un ataları Osmanlı'ya vergi ödüyordu yıllarca ama Kral August Osmanlı'ya asi gelmeyi tercih ediyor. Geri çekilin! Geri çekilin! Altyazı M.K.
Evet, yeni turumuza geçtik. Bir savaş yapmaya ne dersiniz? Bir savaş yapalım mı? Hazırım ve emirlerinizi bekliyorum. Çok fazla nişancılar var. Süvariyle hallederim ben bu nişancıları da. Süvarimiz fazla yok. Yani. Hallederiz ya. Allah'a şükür. Şey var mı aşağıda, güneyde de birliklerimiz var. Baltacı Mehmet Paşa, oraya zaten Yeniçeri takviyeleri ulaştırıyorduk. Yeniçerilerimiz yolda. Şöyle girsin limana. Şimdi böyle gelsin. Böyle gelsin. Tamam. Venedik'e bir saldıralım. Mora Yarımadası'na bir Alman çalışalım. Haçlılara karşı mücadelelerimiz devam edecek. Evet. Hazır mıyız savaşa? İki ordu karşı karşıya. Topçuya ateş etmeyin. Venedik'le savaşacağız. Venedik biliyorsunuz Sultan Fatih olsun, Kanuni Sultan Süleyman olsun. Osmanlı her zaman itaati almaya çalıştığı bir devletti. Avrupa'dan ayıklamaya çalıştı. Avrupa'yı bölmeye çalıştığı bir devletti. Osmanlı her seferinde Avrupa'yı bölmeye çalıştı. Zaten reform adı altındaki protestanlık hareketleri Osmanlı'nın Martin Luther'i desteklemesi sayesinde olmuştu. İşte Venedik'te Osmanlı'nın yanından çekmeye çalıştığı devletlerden bir tanesiydi ama Venedik Osmanlı'ya pek itaat etmedi. Kanuni Sultan Süleyman Korfu seferine çıkmıştı ama yani Venedik hakkında böyle bir bilgi verebiliriz yani. Ya, Papa'ya çok bağlılar. Papa'ya kesinlikle çok bağlılar. Bu şekilde bir durum söz konusu. Şöyle kenardan da ateş etmeye çalışalım. Birimlerimiz ateş ediyor ama düşman daha fazla hasar veriyor. Şuraya bir kere ateş etsen yeterli olacak benim için aslında. Çok zayıf. Ateş gücümüz çok zayıf. Ateş gücümüz inanılmaz zayıf. Serhatlar yine de serhatlarla bu işi yapacağız. Yapacak bir şey yok. Serhatlarla bu işi yapacağız. İkinci serhatlarımız atışlarını yapsın. Daha sonra Yeniçerilere bir tık emri vereceğiz. Böyle parmağımıza şık yapacağız ve onlara da saldırı emrini vereceğiz. Paşa olarak paşamız gerilerden komutunu verecek. Şu topçuları bir indirin bakalım aslanlarım. Siz de gelin böyle. Siz de gidin. Serhatlar biraz da öne çıksın. Biraz da öne çıkın. Şöyle gidin. Şuraya gidin. Başıbozuklar da etraflarını çevirmeye çalışsın onlar. Hareketli. Bir vazife yapmaktalar. Yeniçeriler şimdi saldırıya geçsin. Paşamız oradan çekilecek. Etraflarını saramadık. Etraflarını saramadık ama gene de elimizden geleni yapıyoruz yani. Ordumuz bayağı az kişi. Düşman kalabalık. Düşman birlikleri kalabalık. Venedik ordusu bayağı kalabalıkmış. Şurada etrafını sağ tarafta, sağ kanatta başıbozu arkadan gönderdik. O bayağı darbe indirdi onlara ama
Yine de o sağ kanatta galebe çalabilirsek diğer kanatlara da bunun sıçrama ihtimali olabilir. Mesela şuraya ateş edebilir miyiz? Ateş edemeyiz. Orada bizim yeniçeriler var. Şurada şeyler var. Halktan birimler var. Ancak dayanıyorlar. Bayağı bir dayanıyorlar. Evet, yeniçeriler dayanamıyor daha fazla. Dayanmanız lazım çocuklar. Dayanmanız lazım. Bizim ordumuz daha az kişi mi yani? Niye bu kadar kalabalık rakip? Paşamız destan yazıyor bu arada. Allah'a hamdolsun. Paşamız destan yazıyor. Hemen şöyle arkadan gönderelim birimleri. Adeta bir kovalamaca, büyük bir boş mu var? Generallerini indirebilsek bizim için yeter aslında. Bizim yeniçeriler bayağı iyi dayandı. Çok rakibe hasar verdi bizim yeniçeriler. Venedik ordusu şaşkına döndü. Birazdan şaşkın ördek gibi kaçarlar. Paşamızdan riskli hareketler. Paşamızdan gerçekten riskli hareketler. General de kaçtı. Kaçmayı başardı general. Oraya da şuraya. Şuraya. General kaçmayı başardı. General Kart topuklamayı başardı. Ancak Osmanlı kudreti gene devam edecek. General ve paşamız bu arada destan yazıyor. Farkında mısınız bilmiyorum ama paşamız destan yazıyor. Baltacı Mehmet Paşa alıyor kendisi. Daha önce kendisi Karadeniz'de Ruslara karşı da büyük zaferler elde etmesiyle meşhur bir paşa. Baltacı Mehmet Paşamız, aslanımız bizim. Düşman ordusunu tek başına dağıttı adeta Baltacı Mehmet Paşa. Şöyle meydana yakından bakalım. Tamam, sen şöyle dön. Şuraya. Gel 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 gel. Şöyle gel. Hadi bakalım. Yani aleyhimize gitmekte olan savaşı çevirdik. Çok enteresandı değil mi? Allah'a hamdolsun. Serhatlar gelsin buraya, Serhatlar. Serhatlar buraya gelsin, Serhatlar. Serhat buraya gel, Serhat. Serhat. Siz şuraya geçin, şuraya geçin, şuraya geçin, şuraya geçin. Eller karışır, ayakları dolanır. Savaş meydanı burası. Serhat geç, Serhat. Serhat geç.
Tamamdır, o şeyler kaldı. Halktan bile, tebaadan birlikler kaldı. Onları dağıtırız. Gel içeri, saldır oğlum hadi. Hadi aslanım, serhat ateş, serhat. Ateş. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Birazdan arkalarını dönüp kaçarlar. Ve Venedik ordusu, İtalyan denilebilecek bir ordu, Osmanlı'ya karşı bozguna vuruyor. Baltacı Mehmet Paşa kahramanlık destanı yazıyor. Cephenin içine bizzat girip düşmanı darma duman etti. Baltacı Mehmet Paşa tek başına adeta ve düşman generali şu an General Carrot kıçına baka baka kaçıyor. General Carrot. Yoğun bir saldırı var. Baltacı Mehmet Paşa, aman çok riskli hareketler bunlar. Çok riskli hareketler bunlar. Baltacı Mehmet Paşa. Baltacı Mehmet Paşa. Allah'ın selamı üzerine olsun. Kaçmaya çalışıyor. Düşman kuvvetleri ve Venedik ordusu perişan. Venedik ordusu perişan. Venedik ordusu perişan. Kaç Haçlı seferi kesildi göğsümde biliyor musun? Osmanlı'nın kudreti, ordumuz her ne kadar eski olsa da, muasır seviyede olmasa da, gene de Osmanlı'nın yüreği, imanlı yüreği zaferi getiriyor Allah'ım dostum. Evet. Ve Mora'nın fethi. Mora'nın fethi 1703. Baltacı Mehmet Paşa. Evet. Şimdi yapmamız gereken işler, imparatorluk geniş bir coğrafyaya hükmetmeye devam ederken yapmamız gerekenler neler? Şimdi mekteplerimizi açtık. Mektep yatırımları yaptık. Bu yaptığımız mektep yatırımları devlet-i aliyenin daha da güçlenmesini sağlayacak. Bakacağız. Alimlerimizin çalışması lazım. Şimdi Sırbistan Belgrad'da bir savaşta meydana gelecek. Yine meydanda birbirimizi kıracağız. Meydanda yine birbirimizi kıracağız. Belgrad'da bir savaş söz konusu. Bu sefer başka bir paşamız İlyas Paşa düşmana karşı kavgaya girecek. Ancak İlyas Paşa kavgaya girmeden önce şöyle bir durum tahlili durum tahlili yapıp
şey yapacağız. Bir bakalım yani. Adriyatik denizinden ilerlememiz lazım. Burada yine Haçlı donanmaları var. Buradan geçmemiz lazım bizim. Buradan bir şekilde geçmemiz lazım. Zayıf donanmaları var aslında. Zafer alabilir miyiz diye düşünüyorum ama bir deneyelim. Bir deneyelim. Çünkü bizim gemiler güçlü yani. Daha önceki kazandığımız savaşta ganimet olarak almıştık o gemileri. O yüzden zaferi alırız gibime geldi ve aldık. Şimdi düşmanı kovalamaya devam. Denizlerin hakimi biziz. Bir tane Hint ticaret gemisi elde ettik. Başüstüne efendim. Bunu hemen şöyle gönderelim geriye Hazırlanın. doğru. Filo hazır. Ve Adriyatik Filo hazır komutanım. Denizi'nden Venedik'in ve Papalığın kalbine doğru ilerliyoruz. Yelken açın. Yelkenleri küçültün. Ancak maalesef bu bölümün sonuna geldik. Allah'a şükür inşallah. Bir dahaki bölüm yarın gelecek. Yeni bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.